Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Play Console'dan bahsedeceğim. Nedir bu Google Play Console? Google Play Console yaptığınız oyunların Google Play'de yayınlanmasına yardımcı olan bir uygulama arkadaşlar. Burada oyunlarınızı geliştirebilir, dünya çapında insanlara sunabilirsiniz. Burada da bahsedildiği üzere ölçeklendirme gücü diyor. İşletmenizi dünya çapında büyümesine yardımcı olmak için platformunuzu kullanın diyor. Yani bu platformu kullanarak işletmeyi, yani oyunu dünya çapında bir yere getirebilirsiniz. Kendi yaptığınız oyunu. Hem lansman sırasından da uygulamanızı kullanıma sunduktan sonra ihtiyacınız olan optimize işlemlerini de, denemeleri de, testleri de yapmanıza izin veriyor. Analizlerinize izin veriyor. Yani daha iyi karar vermek için bilgiler topluyor. Size neyin ne olduğunu, nerede indirildiğini, nasıl yapıldığını hepsini söylüyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun geliştirme süreçlerini destekleyerek güncellemeler, ipuçları hakkında bilgiler edinmenizi sağlıyor. Yani neyi nerede yapacağınızı Google tarafından destekleniyorsunuz. Bu da yapan arkadaşların tavsiyeleri. Yüksek kaliteli bir uygulama ve oyun geliştirin diyor. İçerik, kullanıcı deneyimi ve teknik performans gibi uygulama kalitesinin önemli bileşenlerini iyileştirerek uzun vadeli başarı elde edin diyor. Yani Google'un araçlarını kullanarak daha kaliteli, daha dünya çapında bir oyun üretmenizi sağlıyor. Güvenle yayınlayın diyor. Google Play'de yayınlanmasına izin veriyorsunuz. Hedef kitlenizi genişletin derken de yani sadece bulunduğunuz ülkede değil, diğer ülkelerde, yani şöyle söyleyeyim, bulunduğunuz ülkede 1000 abone indirecekse dünya çapında bunu yayınlayarak 100 bin, 150 bin, 200 bin abone sağlayabiliyorsunuz. Kolayca para kazanın kısmı da ücretli uygulamalar var, biliyorsunuz, ücretli oyunlar var. Basıyorsunuz, para alıyor mesela, o şekilde. Satın al kısmı var. Hani Google Play'de var ya, satın al kısmıyla Google Play'den satın almaya sunabiliyorsunuz. Kullanıcı oranlarını, hepsini, etkileşimini, neyi nerede yapmış, ne zaman girmiş, ne yaratmış, nasıl yapmış hepsini size sunuyor. Diğer kaynaklarda İngilizcesi olan arkadaşlar Google'un İngilizce versiyonundan görebilirler arkadaşlar. Google Play ile başarıyı yakalayın derken şuradan Play Console'a git diyorsunuz. Yeni bir sekme açılıyor. Kendinizse, yani geliştiriciniz, kendiniz evde oyun yazıyorsanız kendinizi seçiyorsunuz. Geliştirici hesabı oluşturalım diyorsunuz. Kuruluşsa, bir şirket için yapıyorsanız da aşağıdaki kuruluş seçeneği seçiyorsunuz. Bu sefer de yani giriş yapacağınız mail adresini, kuruluş şirketinin mail adresini giriyorsunuz. Başlat diyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliştirici adı, ilgili kişinin adı, iletişim adresi, iletişim ülkesi, telefon numarası. Bunları doğrulamanız gerekiyor. Şu e-postayı doğrulamanız gerekiyor. Bu telefon numarasını doğrulamanız gerekiyor. Web siteniz varsa web sitenizi yazıyorsunuz. Yoksa da web sitem yok diyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şartlarda kabul ediyorsunuz. Hesap oluştur ve öde arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hesap oluşturmak için tek seferlik 25 ABD doları kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. Hesap kaydınızı tamamlamak için geçerli bir kimlik kullanarak kimliğinizi doğrulamanız istenebilir diyor. Kimliğinizi doğrulamazsak kayıt ücreti geri ödenmez diyor. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. 25 dolar da bizde epey bir para yapıyor. Ama geliştiriciler için Google cüzi miktarlarda para alıyor. Sizden 25 dolar onlar için 25 lira gibi bir şey zaten. Anlatacaklarım bu kadar. Oyun yapan arkadaşlara şimdiden başarılar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.